Berk, senin için gay diyorlar. Gerçekten öyle misin? Herkese merhabalar. Bugün Instagram üzerinden bir soru cevap videosu yapacağımı söyledim. Ve bunun üzerine binlerce soru geldi. Fakat sorun şu ki şu anda bana yardımcı olan arkadaşım Tunç telefonumu elimden aldı ve bana hiçbirini okutmadı. Dolayısıyla çok hazırlıksızım, birazcık da tedirginim. Umarım da bir pot kırmam ama çok da merak ediyorum. Bence başlayalım. O Ses Türkiye'ye katılmayı düşünüyor musun? En çok gelen sorudur diye tahmin ediyorum. Soruları görmedim ama en çok gelen sorudur diye tahmin ediyorum. Her videonun altında görüyorum çünkü. Şöyle, şimdi planlarım arasında yok. Fakat şöyle bir şey de oluyor. Bam diye karşınıza çıkabilirim sürpriz olarak. Hiç belli olmaz. Ama şu an planlarım arasında yok. Ama neden olmasın? Korktuğun bir şey var mı? Ailemi kaybetmek. En çok neye para harcarsın? Çok neye para harcarsın? Güzel bir soru aslında. Yemeğe sanırım ya. Ben çünkü yemeğe çok dikkat ediyorum. İnsanın vücuduna giren şeyler önemli. Ne yemeği seviyorsun? Ya ben yemek seçmiyorum. Her şeyi yiyorum. Çıplak mı uyursun, kıyafetlerinle mi? Ya şöyle, altım çıplak uyuyorum. Üstümde genelde tişört veya uzun kollu oluyor. Ama altımda mutlaka boxer uyuyorum. Başka bir şey, hiçbir şey giymiyorum. Şansa inanıyor musun? İnanıyorum fakat tek başına yeterli olmuyor çoğu durumda. Çalışmak lazım, sıkı çalışmak lazım. Bu kadar başarılı olmana rağmen neden bu kadar az video yüklüyorsun? Bunun cevabını inanın ben de bilmiyorum. Fakat şöyle bir şey söyleyebilirim, bu videodan itibaren beni artık farklı konseptlerde, farklı mekanlarda, farklı içeriklerle görmeye başlayacaksınız. Yani bu videoların habercisi diyebilirim. En çok söylediğin şey? Bir şey söyleyeceğim. Ne? Hakikaten bir şey söyleyeceğim. En çok hangi şarkıyı dinliyorsun? Şu sıralar Hook and Slink'ten If You're Hearing This. Ne? If You're Hearing This. Eğer bunu duyuyorsan. Yavrum, anam baban nereli? Nereden bu kaşın gözün temeli? Soru cevap yaparken arkadaşınızı doğru seçin. Alınacak soru var, alınmayacak soru var. Nerelisin işte? Bulgaristan göçmeni benim ailem. Ben İstanbul doğumluyum fakat annem ve babam, anam babam Bulgaristan göçmeni. Müziğe nasıl başladı? Annemin bana aldığı bir orkla başladım ben. Videolarında farklı farklı taklitler yapıyorsun. Evet. Peki videolarında görmediğimiz bir taklitin var mı? Yapabilir misin? Da görmediğim şey. Sırf bu soru cevabı özel mi? Evet, bu cevabı özel. Bu cevabı özel. Ne yapalım? Ya şu an üstünde çalıştığım taklit var aslında. Mabel Matiz taklidi. İsterseniz bunu yapalım. Yap o zaman. Çaldığın sazları seni duysa saz utanır vazgeç. Sana son gelen mesaj ne? Ya bana son gelen mesaj ne? Hakikaten bakalım. Ben çok merak ediyorum. Abi bu kadar şeffaf olmasak mı ya? Gel gel. Biraz uzun zaman geçiriyorum sanırım. Ondan. Beatbox yapabiliyor musun? En sevdiğin renk ne? Mavi. Direkt mavi. Küçüklüğümden beri maviyi çok seviyorum çünkü deniz manzaralı yerleri çok seviyorum ve gökyüzünü temsil ediyor benim için. Neden bu kadar egoistsin? Egoist miyim? Bilmem, öyle misin? Öyle miyim? İlk görüşte aşka inanıyor musun? İlk görüşte aşka inanamıyorum. İnanıyorum. Bu mu yani? İnandın mı ben dediğimde? Sevgilin var mı? Yeter. Çok sıcak. Berk, senin için gay diyorlar. Gerçekten öyle misin? Sen hangisini tercih ederdin? Değilim. Güzel kızlar eklesin. Vücudunda beğenmediğin bir yerin var mı? Var ama göstermem. Bu şartla olacaksa okey. Göster ama, göster diye sormuşlar. Tamam. Dövmen var mı? Ya şu an yok, yaptırmayı çok istiyorum uzun süredir. Hatta şöyle yapalım, yaparsam videosunu paylaşalım burada. Ne diyorsun? Olur bence. Yurt dışına çıktın mı? Yurt dışına çıktım, yurt dışında yaşadım da. Yaklaşık 10 sene boyunca yurt dışında yaşadım. İşte 21 yaşındayım, 10 senemiz yurt dışında geçti. Gürcistan, Kazakistan, Ukrayna ve çeşitli yerlerde yaşadık ama en uzun süre Kazakistan'da ve Gürcistan'da 3,5 sene ikisinde de yaşadık. Orada okuduk kardeşimle beraber. Bu şekilde. Mutluluk sence ne? Mutluluk bence ne? Mutluluk bence sevdiğin işi yapmaktır. Spor yapıyor musun? Yapıyorum. Ben birçok spor dalıyla ilgileniyorum ama şu an sadece fitness değil. Arkadaşların sana lakap takıyor mu? Sarı. Sarı ne? Pipi. Gerçek isminin Berk olmadığını söylüyorlar. Bu doğru mu? Bunu nereden duyduğunu öncelikle sorayım. Onu da merak ediyorum çünkü. Onu sorana soracaksın ama. Soru içinde soru. Peki. Cevaplamam lazım sanırım. Şimdi Bulgar göçmeni olduğumuz için bana aile arasında farklı bir isimle de hitap ediyorlar. Şöyle, Berk Tihomiro Milenov. Ama çok kurcalamayalım. Neden? Bu kadarını bilsen yeterli sanırım. Hayallerini süsleyen araba var mı? Var. Kaç santim? Yani boyun. Boyum 1.83. Bu böyle mi sorulur? Allah'ım. Duyacağım. Kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. Yeni 21 oldum. Hangi ayda doğdun? Abi yeni yalan etmiş oluyorsun. Ekim'de yeni olmuyor. Yalan etmiş ol. Ya yeni deyince bir şey oluyor yani 21. Yeni 21. Ekim. Evet. Daha başka var mı sorun? Bitirelim arkadaşlar. Beğendiyseniz, artık biz de bu klasik şeylere girelim değil mi? Beğendiyseniz aşağıdan da kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.